Herkese merhaba. Bir yıla yakın süredir DJI Mini 3 Pro kullanıyorum. Cihazı aldıktan kısa bir süre sonra hakkında detaylı bir inceleme videosu yapmıştım. Bu videonun üstünden yaklaşık 9 ay geçti. Bu videoyu izlememiş olanlar kanalın ana sayfasına ulaşabilirler. Bu süre zarfında toplam 130 kez uçuş gerçekleştirmişim. Havada geçen toplam süre 12 saat ve toplam mesafe ise yaklaşık 190 kilometre olmuş. Tek seferde uçtuğum en uzun mesafe 9,7 kilometre. En uzunluğu havada kaldığım süre ise 20 dakika olmuş. Bu verilere ekranlı kumanda ya da telefonda kullanılan DJI Fly uygulamasının profil kısmından ulaşabilirsiniz. Sizlere bu videoda bu 130 uçuş sonrası cihazla ilgili güçlü, zayıf yönleri ve karşılaştığım belli başlı bazı vakaları anlatacağım. Belki bu sayede cihazı inceleyenlere bir faydam dokunur. Ben aldığımda Flymore Combo paketi ile birlikte ekranlı kumandalı cihazın fiyatı 25.000 TL civarındaydı. Şu an aynı paketi 42.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. %68'lik bir fiyat artışı mevcut. Şahsen ben cihazın verdiğiniz paranın hakkını gerçekten karşıladığını düşünüyorum. Şimdi size bana böyle düşündüren cihazın güçlü özelliklerini anlatacağım. Bu bir yıl içinde en çok faydasını gördüğüm özelliklerin başında kesinlikle engel algılama geliyor arkadaşlar. Bunu anlatırken size engel algılamanın yoğun şekilde kullanıldığı sahneleri de arka plandan göstereceğim. Cihazın İleri geri, yukarı aşağı engel algılama sistemi var. Ayrıca uçuş güzergahındaki birden çok engeli algılayıp buna göre manevra yapmasını sağlayan APAS adlı bir yapay zeka kullanıyor. Nispeten pahalı bir ürün olduğu için cihazı uçururken başlarda bir tedirginliğim vardı. Fakat engel algılama sisteminin oldukça başarılı olduğunu gördükçe uçuş kalitesi ve tabii buna bağlı olarak çektiğim videoların kalitesi de belirgin bir şekilde arttı. Kalkış noktasından 3000 metre uzaktayken bile gönül rahatlığıyla engellerle dolu ortamlarda uçuş yapabildim. Ayrıca engel algılamanın videolara kattığı ayrı bir özellik de engeli algılayınca durmak yerine kendine rota belirleyip uçmaya devam etmesi. Buna bypass özelliği diyoruz. Bizim o kadar hassas yapamayacağımız manevraları cihaza bırakarak engellerin olduğu bir ortamda çok daha akıcı şekilde uçmanızı ve daha akışkan görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Bu sayede sıkıcı olmayan hareketli videolar yapmak da mümkün oluyor. Yani sadece ileri komutu vererek ağaçlık bir alanda seri bir şekilde uçabiliyorsunuz. Ayrıca bu engel algılamanın oldukça hassas olduğunu da eklemem lazım. Neredeyse kibrit çöpü kalınlığındaki dalları bile algılayabildiğine şahit oldum. Mini SE, Mini 2, Mini 2 SE veya Mini 3'te sadece aşağı yönlü engel algılama olduğunu, Mini serisinde çoklu engel algılamanın sadece Mini 3 Pro'da olduğunu da söyleyelim. Uçuşu daha kaliteli hale getirdiğini düşündüğüm ikinci bir özellik ise cihazın kumanda ekranına aktarılan görüntünün kalitesi ve kumandalı ekran. Bu cihazın veri aktarımı için kullandığı sistemin gelişmiş olmasından kaynaklı bir durum. DJI O3 adını verdiği, serinin diğer cihazlarında olmayan bir görüntü aktarım teknolojisi kullanıyor. Bu ekranınıza 1080p çözünürlükte saniyede 30 kare aktarılabilmesini sağlıyor. Bu özelliğin gerçekleştirdiğim neredeyse 130 uçuşun tamamında faydasını gördüm. Nadiren de olsa engel algılamanın fark etmediği ufak engelleri kendim görüp kaza yapmadım. Ayrıca uçtuğunuz bölgede değişik bir manzara ya da canlı varsa görebilmeme sağladığı da çok oluyor. Bu da videolarınıza heyecan katan kareler yakalamanı sağlayabiliyor. Genel olarak ekrandaki görüntünün kalitesine güvenip daha kararlı şekilde daha uzak mesafelere uçmanızı da sağlayabiliyor. Şu an gördüğünüz örnekte kalkış noktasından yaklaşık 3 kilometre uzaktayım mesela. Kayanın arasına girdiğinde sinyal kesintisi olmasa çok daha güzel olabilirdi. Ekranlı kumandayı hep övdüm, yine öveceğim. Uçuş esnasında telefon ekranı kullandığım zamanlarda gerek bağlantının kurulması, telefonun kumandaya tutturulması gibi zaman kayıpları hiç olmuyor. Ayrıca uçuş esnasında telefon çalması ya da kumanda ile telefon arasındaki bağlantının kopması gibi sürprizlerle de hiç karşılaşmıyorsunuz. Aslında Mini 3 Pro'nun en güçlü özelliği olan ve temel özelliklerinden biri olan kamerasının da faydasını çok gördüm. Mini SE'ye göre daha geniş bir objektif var. 2,7K yerine 4K görüntü kalitesi almak, YouTube'a yaptığım yüklemelerin görüntü kalitesini bariz bir şekilde arttırdı. Ben kendi videolarımı çok izliyorum ve bunu genellikle 4K destekleyen büyük ekran televizyonumdan yapıyorum. Videolardaki görüntü kalitesinin sanki Netflix'ten 4K dizi izlermiş gibi olması, videoları her izlediğimizde kamerası çok iyi ya falan tarzı şeyler söylememize sebep oldu. Başta eşimin fiyatından dolayı kuşkuya düştüğü cihaz sonrasında onun bile gerçekten bedelini hak ediyor demesini sağlayabildi. Yani cihazı almakta eşini ikna etmekle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa eğer videonun bu kısmını eşinize atmayı unutmayın derim.
Yüksek çözünürlüklü görüntü kaydının başka bir katkısı da uçuş esnasında kumanda ekranında küçük olması sebebiyle göremediğiniz bazı şeyleri bilgisayara attığınız zaman o dosyayı fark edip sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu görüntüler eğer 1080p ya da 2.7K olsa fark etmeniz mümkün olmayabilirdi ya da çok daha zor olabilirdi. Bu 130 uçuş esnasında fark ettiğim bazı zayıf noktalara geçmeden önce son olarak beğendiğim başka bir özellik olan aktif takipten bahsedeceğim. Videolarımı çekmeye gittiğimde genellikle yalnız oluyorum. Beni çekmek için başka bir kişi olmuyor. Arabanın ya da bizzat kendimin merkezde olduğu kayıtları bazen videolarımda kullanıyorum. Bu da o videolara biraz hareket katıyor. Ayrıca cihazın takip esnasındaki manevraları yapay zeka tarafından düzenlendiği için yine manuel olarak başaramayacağınız manevraları yapabilmenizi ve daha iyi görüntüler almanızı da sağlıyor. Başta bu özelliğe güvenmekte de biraz zorlandım açıkçası. Fakat engel algılamanın gücünü gördükçe çok daha güvenli, örnek videodaki gibi dar alanlarda bile kullanabildim bu özelliği. Aktif takipten dolayı henüz hiçbir kaza yaşamadım. Bunu da ekleyeyim. Cihaz havadayken geçirdiğim 12 saatte fark ettiğim en güçlü özellikler bunlardı. Şimdi size neredeyse cihazı kaybetmeme sebep olacak bir deneyimimi, yaşadığım bazı aksaklıkları ve kullanım esnasında rahatsız eden bazı özellikleri anlatacağım. Bu çekim esnasında ağaçların üstünden, arasından geçerek bazı kareler almak istedim. Ancak kendimden yaklaşık 150-200 metre yükseklikte araya giren kaya ve ağaç gibi engellerin artmasına bağlı olarak cihazla kumanda bağlantısını kaybettim. Böyle durumlarda cihaz kalkış noktasına otomatik olarak geri döner. Öyle olmasını bekledim. Fakat 4-5 dakika beklememe rağmen cihaz geri dönmedi. Cihaz geri dönmeye başladığında kısa bir süre sonra kumanda bağlantısı geri kurulur. Fakat bu bir türlü olmadı. Bunun yaşandığı esnada pil seviyesi %40 seviyelerindeydi. Hızlıca biraz daha yüksek bir yere çıktım sinyal tekrar kurması için fakat bağlantı kuramadım. Böyle bir senaryoda cihazın bağlantısının koptuğu noktada asılı kalması, pili kritik seviyeye gelince de bulunduğu yere inmesi beklenir. Benim için cihazın en son veri gönderdiği lokasyona yürümekten başka çare kalmamıştı. Neredeyse %60 eğimli ağaç ve kayalık bir bölgeye tırmanmaya başladım. Çok sıcak bir gündü. Midem de doluydu. Çok zorlandım çıkarken. Ufak tefek burkulmalar, yaralanmalar yaşadım. Bu esnada sürekli ekrandan haritadaki konumuna bakıyorum cihazın. 150-200 metre arası bir tırmanıştan sonra cihazın yaklaşık 30 metre yakınına yaklaştım ve tekrar bağlantı kuruldu. Cihaz kamera görüntüsünden anlayamadığım bir yere inmişti ve sadece %3 pili kalmıştı. Harita konumuna doğru hızla yürümeye devam ettim. İniş yaptığı bölge fidanlardan ve çalılardan oluşan bir bölge olduğu için zaten küçük olan cihazı görmem mümkün değildi. Böyle durumlar için cihazda tek önlem ise cihazın ses vermesini sağlayan far ve alarmı başlat butonu. Fakat bunun çalışması için de cihazın şarjının bitmemiş olması lazım. Ve bu maalesef zayıf bir ses. Evin diğer ucuna koysanız duyamazsınız. Tahmini 10 metre kala alarmı açtım. Çok zayıf şekilde gelen sesi takip ettim. Gerçekten çok zor ulaşılabilecek ve görünmesi mümkün olmayan bir alana inmişti. Cihazın pili %1 kala ulaştım ve olduğu yerden aldım. Eğer 2 dakika geciksem cihazın pilinin bitmesi sebebiyle alarmı çalıştıramayacak ve cihazı veda edecektim. Kumanda bağlantısı kopması sonucu eve dönüş özelliğinden sayısız kez faydalandım ama nedenini anlayamadığım şekilde bu özellik bir kere çalışmadı ve bir kere çalışmaması bile cihazı neredeyse kaybetmeme sebep oluyordu. Ek olarak cihazın görünemeyeceği konumlarda bulmanızı sağlayacak tek önlem olan alarmın sesinin çok düşük olması. Ayrıca bu önlem için bir yedek güç kaynağının düşünülmemiş olması bence büyük bir eksiklik. Cihazın pili biterse böyle alanlarda cihazı bulmanız çok düşük bir şans. Bu videoda ise suya yakın bir konumda uçarken aşağı komutu vermemiş olmama rağmen cihazın suya doğru sanki mıknatıs varmış gibi çekildiğine şahit oldum. Belki izlerken siz de anlayabilirsiniz. Eğer yukarı komutu vermesem cihaz suya düşecek ve geri dönüşü olmayacak şekilde arızalanacaktı. Bu her zaman yaşadığım bir şey değil. Aksine çok kez suyun üstünde uçtum. Fakat dikkatimi çeken ve beni korkutan bir durumdu. Size tavsiyem özellikle suya yakın uçuşlarda ekstra dikkatli olmanız. Kontrolü asla bırakmayın. Bu durumun sebebini alt engel algılama sensörlerinin su üstündeki yansımalardan kaynaklı yanlış çıkarım yaptığını düşünüyorum. Üçüncü bir hoşuma gitmeyen özellik ise aktif takip esnasında kumandayı elinizde sabit tutmak zorunda kalmanız. Kumandayı boynunuza asabileceğiniz ya da yönlendirme tuşlarını devre dışı bırakabileceğiniz tuş kilidi gibi bir sistem yok. Arabayı takip ettiriyorsanız kolay. Kumandayı yan koltuğa koyabilirsiniz. Fakat örnek vermek gerekirse
Şu alanda yaptığım çekim esnasında iki elimi de kullanmam gerekirken bir yandan drone kumandasıyla uğraşmak çok zorladı. Nitekim zaman zaman yön tuşlarına istem dışı bastığım için takip bozulmasa da drone ileri geri hareketler yaptı ve çekimi biraz bozdu. Çantaya koyduğunuzda da zaten yön joystickleri sağa sola takılıp drone'u yine hareket ettiriyor. Yani boyun askısı kadar basit bir şeyin düşünülmemiş olması açıkçası biraz rahatsız edici ve özelliğin kullanımını zorlaştıran bir şey. Son olarak tam bir sorun olmasa da zayıf bir özellikten bahsedeceğim. Otomatik uçuş modları esnasında seçtiğiniz bir cisim ya da bir bölge cisim olarak, görüntü olarak değil, konum olarak odağa alınıyor. Mesela bu örnekte kayığın etrafında dönmüyorsunuz. Seçtiğimiz konumun etrafında dönüyorsunuz. Bu da belki fark etmişsinizdir. Kayığın her yerini eşit uzaklıkta bir çekim yapmanıza engel oluyor. Hatta bazen konumun kaybedilmesinden kaynaklı daire çekiminiz yarıda kalabiliyor. Yani yanlış anlaşılmasın, bu uçuş modlarını çok kullanıyorum ve videolar için çok güzel özellik. Ancak bir etrafında döneceğiniz cismin konum olarak algılanmasını çok verimli olmadığını düşünüyorum. Tüm bunlara genel olarak baktığımızda birçok güçlü ve etkili özelliğin yanında her zaman yaşanmayan bazı aksaklıklar ve bazı ergonomik sorunlar mevcut. Yani cihazın artıları eksilerinden çok daha fazlaydı. Çok açıktan uçmayı sevmeyen, karmaşık ve engelli yerlerde uçmayı, çekim yapmayı seven biri olarak 130 uçuşta tek bir kaza bile yapmamış olmam bence cihazın en güçlü yönünü gösteriyor. O da uçuş güvenliği. Mini 2S'ye alınır mı ya da Mini 3 alınır mı gibi çok sorular geliyor. Hepsi alınabilir cihazlar arkadaşlar ama şunu unutmayın. Özellikle bu engel algılama sisteminin ve kumanda görüntü kalitesinin sadece Mini 3 Pro'da olduğunu da unutmayın. Eğer bugün olsa bu fiyattan bu cihazı alır mıyım diye sorarsanız evet alırım. Aldığım için pişman oldum mu? Kesinlikle bir kere bile pişman olmadım. Cihazın tüm özelliklerini kullanıyorum ve hepsi de oldukça faydalı oluyor. Bir yıllık deneyimin özeti umarım cihazı düşünen arkadaşlara faydalı olmuştur. Bu cihazla çektiğim videolarımı ve cihazın özellikleri ile ilgili detaylı incelemeye de kanalın ana sayfasına ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi uçuşlar diliyorum. İyi izlemeler diliyorum.